Povod, drago nam je što smo u Turskoj, smo u Barenpaši, u Istanbulu. Povod dolaska delegacije Novog Pazara je poseta Međunarodnom sajmu turizma koji je u Istanbulu. Bayrampaşa'da ve Türkiye'de bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Biz Yedipazar Belediyesi heyeti olarak turizm fuarına katılmak için burada bulunuyoruz. Ve bu vesileyle de Türkiye Bosna Sancak Derneği'ni ve Bayrampaşa Belediyesi'ni ziyaret etmiş oluyoruz. Znamo da je bilo bok korone, ove svetske pandemije, najviše zastoja u razvoju turizma i, kažemo, saobraćaja. Ovo je prilika da grad Novi Pazar učestvuje na ovom sajmu zajedno sa u sklopu Beogradskog štanda i Turističke organizacije Srbije. Želimo da predstavimo ovde u Turskoj, u Stambolu, sve mogućnosti šta to Novi Pazar ima da ponudi u svojoj ponudi ovde u Turskoj. Pre svega to je jedan kulturno-istorijski spomenik koji je poznat Novi Pazar, možemo reći da je grad muzej na otvorenom, gde se spajaju istok i zapad, hrišćanstvo i islam, i puno imamo kulturno-istorijskih spomenika iz osmanskog perioda, iz hrišćanstva, koji su pod zaštitom države i UNESCO. Covid yüzünden ertelenmiş ve geciktirilmiş olan o ziyaretlerden ve ilişkilerden sonra İstanbul'da açılmış olan bu fuar, turizm fuarına katılmış oluyoruz. Yeni Pazar şehrini temsil ediyoruz. Yeni Pazar şehri bir açık turizm şehridir. Gerçekten turizm sektöründe verebileceği çok şey vardır. Çünkü bir tarihi bir yapıya sahip, artı bir de İslam'ın ve Hristiyanlığın bir birleşme noktasıdır. Onun için gelecek turistlere sunacak çok değerli şeylerimiz mevcut olduğunu söyleyeyim şimdiden. Da, pored kulturno-istorijskih spomenika i spomenika iz islamskog perioda, tu je prelepa priroda, blizina Kopaonika, Rogozne, Golije, Pešterske visoravni, tu su banje, novopazarske termalne banje koje su veoma lekovite i iz godine u godinu sve više turista koji posećuju Novi Pazar. Turistik ve tarihi ve kültürel yapı dışında aynı zamanda kayak merkezinin yakın olması, tabiatın, doğalın hiçbir şekilde kaybolmamış olması neticesinde bu alanlarda da çok rahat bir şekilde turizme hitap edebiliyoruz Yeni Pazar şehri olarak. Znamo da je statistički najveći broj posetilaca u Srbiji upravo su gosti iz Turske. Želimo da jedan deo poseti Novi Pazar. Upravo želim da obavestim javnost i mi smo došli tim letom da je počeo da radi aerodrom Morava u Kraljevu, koji je udaljen od 100 km od Novog Pazara, i da je to znatno prednost. Ta direktni let između Kraljeva i Istanbula sigurno će biti znatno dostupniji turskim turistima. Srbistan'ı ziyaret eden turist sayısının en fazla Türkiye'den olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla biz kendi şehrimizi de ziyaret etmelerini istiyoruz Sırbistan'a gelenlerin. Bu arada bizi ziyaret etme niyetinde olanlar için yeni bir müjdemiz var. İstanbul ile Kraljevo arasında yeni bir hava yolu açıldı. Uçak seferleri açıldı. Haftada iki defa uçak seferi ve Kraljevo ile Yeni Pazar arasında sadece ve sadece 100 kilometre vardır. Tako da u narednom periodu sigurno čujemo sve više dolazak turista iz Republike Turske, a upravo smo iskoristili ovu posetu da posetimo naše prijatelje u Derneku, Sancak Bosna u Bayrampaşa. Bu vesileyle ben inanıyorum ki şehrimize gelecek olan turist sayısı kesinlikle artacaktır. Biz de bu vesileyle hem Türkiye Bosna Sancak Derneği'nin kardeşlerimizi bu vesileyle ziyaret etmiş oluyoruz. Aynı zamanda dost ilişkilerimiz ve dostane ilişkilerimiz olan Bayrampaşa Belediyesi'ni de ziyaret etmiş oluyoruz. Bundan da son derece mutluyuz. Da posetimo i predsednika opštine Bayrampaşa Atilu Aydinera i njegove saradnike, jer mi smo bratski gradovi. Biz Bayrampaşa Belediyesi ile aynı zamanda kardeş şehiriz. Dolayısıyla buradaki başkan ve Bayrampaşa yönetimini de ziyaret etmiş olacağız.
Znamo da veliki broj naših sugrađana, rodbine i prijatelja živi upravo koji su projektom iz Sandžaka, Novog Pazara, Rožaja i Sjenice, Tutina i ostalih gradova iz Srbije, Crne Gore, kažemo i Sandžaka, koji ovde žive i mi smo bratski, pored toga smo bratski gradovi, rodbinski i prijateljski vezani i uvek se radujemo dolasku i susretu sa našim prijateljem, sa našom braćom ovde u Turskoj. Biz her ne kadar Bayrampaşa Belediyesi ile Yeni Pazar Kardeş Belediyesi'nin olması yanında bir de Sancak bölgesine Yeni Pazar'dan, Sinitsa, Tutin, Rojaya ve diğer Sancak şehirlerinden Türkiye'ye göç etmiş ciddi ve Bayrampaşa'da ikamet eden ciddi bir boşnak nüfusu vardır. Biz kardeşiz, bölünmüş aileyiz. Dolayısıyla o belediye kardeşlik bağlantısı dışında bir de böyle akrabalık, dostluk akrabalarımız vardır. Želim da zahvalim, da iskoristim priliku da zahvalim na pomoć koju su udruženje Bosna, Sandžak i Bayrampaşa i opštini Belediye, Bayrampaşa i svim, ja kažem, bošnjačkim udruženjima Republike Turskoj koji su pružili pomoć u vreme korone, kad je Pazaru bilo najteže, na onu pomoć koju tokom godinama pružaju gradu Novom Pazaru i Sandžaku. Biz 2020 yılında ciddi bir Covid darbesi yemiştik. Bu darbe sırasında bize en fazla destek çıkan Türkiye Bosna Sancak Derneği ve Bayrampaşa Belediyesi'ne özellikle teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Nas raduje sve bolja saradnja između dve države, između Republike Turske i Srbije, između dva predsednika, predsednika Erdoğana i Vučića, da iz godine u godinu ta saradnja sve bolja i da je dosad u istoriji diplomatskih odnosa sad na najvišem nivou, jer radujemo se toj boljoj saradnji, jer nama je, kažem, i to dole vidimo kompletno u Sandžaku, mnogo ti dobri odnosi stvaraju bolje odnose između Novog Pazara, Sandžaka i naši ljudi i gradova ovde u Turskoj. Sırbistan'la Türkiye arasında tarihinde olmadığı kadar şu anda bir dostluk havası gerçekleştirilmiştir. Özellikle Vučić ve Sayın Tayyip Erdoğan arasındaki dostluk ilişkileri, dostluğun ilişkileri tabii ki ziyadesiyle bizi de mutlu etmektedir. Çünkü biz bunu zaten her konuyla hissediyoruz, bu dostluk ilişkileri. Da je ta robna razmena između države na sve većem nivou, da je sve više firmi koji dolaze i gosti turista koji posećuju Republiku Srbiju i Novi Pazar, tako da i dalja perspektiva tih odnosa je sve ide uzlaznom linijom. Evet, Türkiye ile Sırbistan arasında gelişen bu dostluk ilişkileri neticesinde Sırbistan'a gelen Türk iş adamları, yapılan yatırımlar, aynı zamanda artan turist sayısı özellikle bizi gelişmemizde katkı sağlamaktadır. Bundan da son derece memnuniyet duyuyoruz. I želim da iskoristim priliku da pozdravim sve gledaoce vaše televizije, pre svega sve one naše građane, posebno da poselamim i pozdravim koji su poreklom iz naših krajeva, iz Sandžaka, da i ovim putem pozivamo, znamo da je ova korona ove dve godine dosta učinile na posete koje su da dođu i da nas posete. Uvek se radujemo njihovom dolazku. Ben özellikle Boşnak TV kanalına bu vesileyle teşekkür etmek istiyorum. Aynı zamanda burada yaşayan tüm hemşehrilerimi de canı gönülden selamlıyorum. Bu aradaki mesafeyi Covid yüzünden gerçekleşemeyen bazı ziyaretlerimiz bundan sonra da daha fazlasıyla devam edecektir. Evet, size falim domaçinima na gostoprinstvu koje nam uvek ukažu kad dođemo i eto, radujemo se uvek njihovom susretu. Aynı zamanda Türkiye Bosna Sancak Derneği'ne de özellikle teşekkür ediyorum. Çünkü bize her zaman sahip çıkmışlardır. Bizi her zaman dostane ve güzel bir ortamda karşılamışlardır. Teşekkür ediyorum. Bugün Türkiye Bosna Sancak Derneği bizi bir sabah kahvaltısında ağırladı. Tabii özellikle de Sancak bölgesinden çok kıymeti değerli kadim dostum Nihat Bişebak bugün burada bizimle birlikte kahvaltıda bulundular. Öncelikle ben Nihat kardeşime, Novi Pazar Belediye Başkanımıza,
kardeş şehrimizin o yakışıklı belediye başkanına Bayrampaşa'dan sevgiler, saygılar sunuyorum. Tabii biz uzun yıllardan beri Sancak bölgesine gidiyoruz ve Noyi Pazar'da da her Ramazan mutlaka iftar programı gerçekleştiriyoruz. Onun dışında da belediye ile olan çok yakın diyaloglarımız ve ilişkilerimiz var. Bayrampaşa'da baktığımızda özellikle Sancak bölgesinden, ki özellikle Novi Pazar, Tutin, Siyenitsa ve Karadağ bölgesinden de özellikle de Rojai bölgesinden gelen çok kıymetli değerli kardeşlerimiz var. Ve bunlarla uzun yıllardan beri burada Bayrampaşa'mızla beraber yaşıyoruz. Aynı zamanda böyle Bayrampaşa'ya baktığınızda sanki bir Balkan orijinli bir ilçeden bahsediyor gibiyiz. Tabii Türkiye Cumhuriyeti olarak biz özellikle Noyi Pazar'da başkonsolosluk açmak Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği talimatla gerçekleşti. Özellikle Noyi Pazar'da bir başkonsolosluğun açılması demek, yarın Saraybosna'dan ve diğer ülkelerden de başkonsoloslukların Noyi Pazar'a geleceği anlamını ifade eder. Yani biz Türkiye Cumhuriyeti olarak bunun da yolunu açmış olduk bu vesileyle. Böylece Sancak bölgesine, Noyi Pazar'a, orada bulunan Boşnak kardeşlerimize de bir güç vermiş olduk. Ayrıca bildiğiniz gibi Saraybosna, Belgrad, Belgrad'la özellikle Sancak bölgesi Noyi Pazar'a kadar olan ve daha sonra da Tutin'le Noyi Pazar arasındaki yolun, stabilize yolun modern hale getirilmesi de yine Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük destekleriyle gerçekleşmektedir. O nedenle Türkiye Cumhuriyeti her zaman Sancak bölgesinin, Sırbistan'ın daima yanında olmuştur. Biz de Bayrampaşa Belediyesi olarak da diğer belediye başkanı arkadaşlarımla her zaman bu bölgeye bir takım yatırımlar yapmak, iş adamlarımızı oraya yönlendirmek ve orada küçük de olsa fabrika açmalarını, kurmalarını öneriyoruz daima. Hatta bununla ilgili olarak Bayrampaşa'da tekstilci arkadaşlarımızla bir toplantı yaptık. Dedik ki evet, üretim merkeziniz burada, fabrikalarınız burada, burada yiyorsunuz, burada içiyorsunuz, burada para kazanıyorsunuz. Ama sonuç itibariyle siz, dedeleriniz, babalarınız oradan Türkiye'ye geldiler. O zaman buranın tamamını kapatmayın. Fabrikanız burada yine çalışsın. Ama bir miktar yatırımı da Belgrad'da veya Tutin'de veya Novi Pazar'da yapın ve orada bulunan vatandaşların istihdam edilerek bunların Avrupa'ya doğru gitmelerini engellemek üzere sizler de bir girişimde bulunun. Türkiye Borsa Sancak Derneği'nde bulunan arkadaşlarımızla birlikte de onlarla bir araya geldik. Ama bunların bir kısmı yaptı bunu. Bir kısmı yaptı. Yani burada samimiyetle söyleyeyim. Ama ben belediye başkanı olarak daha çok tekstilci kardeşlerimin, müteşebbislerin, iş adamlarının özellikle o bölgelerde daha çok yatırım yapmalarını istiyorum. Çünkü orası ayağa kalkarsa hepimiz ayağa kalkarız. Orayı güçlendirmek zorundayız. Yani oraya başka dış güçlerin müdahale etmesi ancak ve ancak onların kendilerinin dimdik ayakta durmaları, ekonomilerinin canlanmasıyla gerçekleşebilir. O nedenle biz Türkiye Cumhuriyeti olarak tabii ki elimizden gelen her türlü maddi manevi desteği yapıyoruz ama bizim üreticilerimiz, iş adamlarımız, sanayicilerimizin de özellikle Sancak bölgesini ayağa kaldırmaları lazım. Belgrad'ı ayağa kaldırmaları lazım. O bölgeler önemli bölgeler. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak her zaman orada olacağız. Olmak da zorundayız. Çünkü orada bizim tarihi bağlarımız var. 800 yıllık bir medeniyet değerlerimiz var. Bugün siz Sancak bölgesine gittiğiniz zaman orada bir ecdadın kokusunu görüyorsunuz. Osmanlı izlerini görüyorsunuz. Medreseleri, camileri, kervansarayları, yolları görüyorsunuz. Çeşmeleri görüyorsunuz. Hamamları görüyorsunuz. Bunlar kolay kolay oluşmadı. O nedenle biz Türkiye Cumhuriyeti olarak
Orada bulunan bu tarihi ve kültürel mirası da ayağa kaldırmanın büyük mücadelesini veriyoruz. İnşallah elimiz, ayağımız, kulağımız her zaman hem Belgrad'da hem Novi Pazar'da, tüm sancak bölgesinde, Tutin'de, Sienizsa'da, Rojai'de inşallah olmaya devam edecektir. Ben Bayrampaşa Belediye Başkanı olarak Bayrampaşa halkım adına Nihat Bişevek kardeşime en kalbi duygularıma tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. İnşallah başta sancak bölgemiz olmak üzere Sırbistan bölgesini tamamını ayrım yapmadan hep birlikte Türkiye Cumhuriyeti olarak ayağa kaldıracağız. Sayın Cumhurbaşkanımız da zaten bunun teminatını Aleksandr Vučić'e verdi. O nedenle yolumuz açık. İnşallah hep birlikte elimizden gelen her türlü maddi manevi desteği de zaten sancak bölgesine yapmak üzere biz seferber olduk. Olmaya da devam edeceğiz inşallah. Evet, bugün gördüğünüz gibi iki tane önemli belediyenin toplantısında ev sahipliği yaptık Türkiye Bosna Sancak Derneği olarak. Yeni Pazar Belediyesi Başkanı Nihat Bişevac ve ekibi ile Bayrampaşa Belediyesi Başkanı Sayın Atilla Aydıner ve ekibi arasında birkaç gün önce Boşak Birliği Meclisi misafirimizdi. Covid yüzünden geciken ziyaretler artık yavaş yavaş gerçekleşmeye başladı. Biliyorsunuz biz bölünmüş aileyiz. Sancak da bizim akrabalarımız vardır. Hiçbir sancak hanesi yok ki Türkiye'de bir akrabası olmasın ya da bizim burada yaşayan sancakların hepsinin mutlaka sancakta kalmış akrabaları vardır. Dolayısıyla bizim akrabalık ve kan bağlarımız sancakla devam etmektedir, edecektir de. Ve bu tür ziyaretler bizi ziyadesiyle mutlu etmektedir. Sancak bölgesinin gelişmesi için oradaki insanların göç etmeyip ya da Sancak dışında Avrupa'da iş arama peşine gitmekten ziyade kendilerine orada yaşama şansının yaratılması konusunda elimizden geleni hep beraber yapmaya çalışıyoruz. İş adamlarımız ve oranın turizmin gelişmesi için de güzel adımlar atılıyor her iki ülke tarafından. Son zamanlarda Sırbistan'la Türkiye arasında gelişen dostluk kesinlikle ziyadesiyle daha da ileriye gitmektedir. Bu bizi gerçekten mutlu etmektedir. Balkanlarda barışın tesisi için elimizden geleni yapıyoruz. Hem Türkiye olarak, hem dernek olarak, hem buradaki devlet yöneticiler olarak. İnşallah bu güzel ilişkiler devam edecektir. Ben tekrar bugünkü gelen misafirlerimiz için mutluyum. İnşallah bu toplantılar, bu tarz ilişkiler ziyadesiyle devam edecektir.